Selam lemur severler, şu an moralim aşırı derecede bozuk çünkü az önce bir 200 tane falan kötü intro izledim ve akıl sağlığım fazlasıyla yerinde, yani gayet düşünebilen, psikolojisi normal bir insan gibiyim ve bu durum beni rahatsız ediyor. Yani psikolojimin bozulması lazım benim. Kötü introlarda artık bağışıklık mı kazandım, ne olduysa hiç etkilenmedim. O yüzden sabahtan beri ne yapabilirim, psikolojimi nasıl bozabilirim diye düşünüyorum ve eski tecrübelerimden de yola çıkarak kötü introlardan daha çok psikoloji bozan bir şey aklıma geldi. Bugün kız oyunları oynuyoruz. Kız ameliyat oyunları oynuyoruz. Öyle olunca daha çok moral bozuyor diyecektim. Moral bozmuyor. Kesinlikle moral bozmuyor. Ama psikoloji ve beyin hücreleri, akıl sağlığı hepsini yok edebilen şeyler bunlar. Rastgele bir siteye girdim. Buradan ameliyat oyunları kısmına tıkladım. Buradan rastgele bir şeyler seçeceğiz. Şunu daha önce oynamıştım. Sözün ilk bölümü müydü? İkinci bölümünde oynamıştım. Ama ötekilerin hiçbirini bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey seçelim. Yani kız oyunları arasında Pokemon Go, Pikachu tedavi falan var. Bilemiyorum. Ama ilk gözüme çarpan Frozen Elsa ölüyor. Yani ölmemeli. Spider-Man ile Elsa'yı ayırmamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden bu oyunla başlayacağım. Daha oyunun girişinden ne kadar kötü etkileyebileceğine dair bir izlenim uyandı bende ama bir başlayalım bakalım neler olacak. Ölmemiş daha. Öldü mü şimdi? Ne kadar moralim bozuk şu an anlatamam. Elsa öldü. Evet, ilk yardım yapıyoruz. İlk yardımın şeyleri, doktor yok yalnız, her şeyi hemşire yapıyor. Kalp masajı. Hemşirenin suratı hiç hayırlara vesile değil, yani böyle çok endişeli bakıyor. Ney bu? Oksijen bağladık ve kalp masajına devam ediyoruz. Elsa ölemezsin. Spider-Man'i yalnız bırakamazsın. Spider-Man'le daha sizin küçük örümcekleriniz olacak. Yani bilmiyorum. İzlediğim YouTube şeylerine göre örümcekleri oluyor. Çocukları oluyor daha doğrusu. Çocukları da örümcek olur diye düşünüyorum. Şok. Ver şoku. Ver şoku. Uyan Elsa. Uyan. Açtı gözlerini. Bu kadar mıydı? Ha, bu kadar değil tabii ki. Serumu kafaya dikti bildiğim. Böyle serum indi. Hap da verelim. Çünkü bir de su iç. Su iç, kendine gel. Bu az önce öldün. Üzerine bir soğuk su içmen lazım. Elsa'yı kurtardık kahramanım. Şu an yani kendimi kahraman gibi hissediyorum. Spider-Man de bir ara uğrayıp bana teşekkür edebilir. Bitti herhalde, bu kadar. Çok anlamlı bir oyundu. Yani şu an aydınlanmış hissediyorum. Minion beyin ameliyatı. Acaba bununla aynı mı bu? Çok aşırı benziyor. Bence aynısının Minion versiyonu. O yüzden onu oynamayacağım. Başka ne oynayalım? Pokemon Go oynayalım bakalım. Pikachu'ya ne yapacağız? Pikachu'ya burun ameliyatı mı yapacağız? Yani yapacak başka bir ameliyat bulamadık. Burun ameliyatı mı yapıyoruz? Neyse yapalım. Ne yapacaksak yapalım. Play. Hiç hayırlara vesile değil bu. Ne yapıyorsunuz? Abi. Ne diyeyim size bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Pikachu'nun burun kıllarını kesiyorum. Evet. Cımbızla Pikachu'dan burun kılı alıyorum. Bu ne, sümüklerini mi temizliyor bu, ne yapıyor? Ne yaptığını anlamadım şu an. Şu an hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor. Peçeteyle silelim. Al sümüklerini sil. Pikachu, sümüklerin kalmasın orada. Ne çekiyorum şırıngayla ya? Su toplamış yerleri falan mı çekiyorum şırıngayla, anlamadım. Ne yapıyorum? Oo, mikroya geçtik. Mikroorganizma, cümle kuramadım. Mikroskop mu bu? Neyse. Ona geçtik. Abi baya adam yani düşünmüş bunu düşünmesi bile bir şey. Pikachu'ya burun ameliyatı, burun temizliği, artık ameliyata da pek benzemiyor ama buyun operasyonu mu diyelim, ne diyelim? Öyle bir şeyler yapıyorum. Ne kaldı? Bitti galiba. Pikachu'nun burnunu kurtardık az önce.
Çok gururluyum. Pikachu'nun artık rahat nefes alabilecek Pikachu. Lütfen geçelim. Apple White hamile. Çok ilgimi çekti. Umarım çocuk doğurtturmaz bana. Ebe olmak istemiyorum. Ebe olmak yani temsili olarak bile ebe olmak istemiyorum. Çünkü ebelerin kaderini hepimiz biliyoruz yani. Yani ebeler bence sürekli bir kulak çınlamasından şikayetçi falandırlar diye düşünüyorum. O yüzden ebe olmamak daha hayırlı. Yani güzel bir, iyi bir meslek. Yapanlara Allah sabır versin ama ben almayayım. Olmaz. Bebeklerin kalp atışlarını mı dinliyorum şu an? Atıyor mu kalpleri? Tamam. Bu hangi karakter bu arada? Ben Apple White. Apple White şey mi ya? Bir dakika. Apple White Pamuk Prenses miydi? Pamuk Prenses'in İngilizcesi. Abi niye iğne battı? Niye bir anda dikenler battı? Pamuk Prenses'ti galiba ya. Ne oluyor? Hamile kadına kim diken batırdı? Oyunda neler oluyor? Hani morardı, bir şeyler oldu. Az önce kalbini dinliyorduk. Bir anda iğneler saplandı, bir şeyler oldu. Anlayamadım yani. Yara bandı. Tabii ki pembe. Pembe olmalı. Yara bandı dediğim pembe olur. Yani o dikenler nereden geldi artık hiçbir fikrim yok ama yazık. Morarıklıklar falan. Dövdüler mi hamile kadını? Kolunda delikler açıldı. Deliklere iğne yapıyorum. Allah'ım. Ya bir de bu oyunlar çocuklara hitap ediyor yani. Çocuklar için yapılmış oyunlar bunlar. Yani böyle bir oyunla büyüyen çocuğun nasıl sağlıklı bir birey olmasını bekliyoruz acaba? Şimdi röntgen çektik. Hamileye röntgen çekilmez. Hamileler şeyden bile geçemiyor. Ne o AVM'lerin başındaki diyor. AVM'lerin kapısındaki şeyler var ya. Üstünüze silah var mı diye bakan şeyler. Onlardan bile geçmemesi gerekiyor hamilelerin. Bunlar röntgen çekti. Bitti. Pamuk Prenses'i dikenlerden kurtardım. Dikenlerin nereden geldiğine dair hiçbir fikrim yok ama yani geldiyse bir sebebi vardır. Bir şey sorgulayamayız, yapamayız. İyi hamilelikler, iyi doğurmalar. Bitti oyun. Bir de doğurur diye düşünüyordum ama doğurmadı. Minion kulak ameliyatı. Mantıklı bir şeylerle karşılaşmayacağımız belli de. Neyse. Hakkımızda hayırlısı. Açalım bakalım. Abo. Kulak değil ki. Ne kesiyorum makasla? Tabii ki kulak kılı kesiyorum. Kulak çubuğuyla kulak temizlemem lazım. Hah, temizleniyormuş. Temizlenmiyor gibi geldi de. Bunun oynanabilirliği kötü. Kulağın içindeki kirleri mi topluyorum? Ne yapıyorum anlamadım ki. Bu ne? O kulağın içindeki şey neydi? Ya şu oyunları yapan oyun stüdyolarına böyle bir var mı bildiğiniz? Ya Türkiye'de böyle vardır mutlaka da. Gidip bir nasıl tipler çalışıyor diye şey yapmak istiyorum. Bakmak istiyorum yani nasıl bir tip insan tasarlıyor bu oyunu. Sana da thank you. Kulağın da müthişmiş yani. O kulağı da özellikle oraya koymaları çok güzel olmuş. Şişman kızları zayıflat. Of. Şişman kızları zayıflat. Oyun ismi bile müthiş. Oynayalım. Spor veya estetik operasyon diyor. Play diyelim bakalım. Zayıf olmak istiyorum. Ama kalbimde problem var mı? Öyle bir şey diyor. Yani kalbindeki problemden çok elindeki hamburgerde problem olabilir ama. Liposuction yaptırmaya gidiyorum. Evet, çocuk oyununda liposuction yapmaya gidiyorlar. Sağdaki de spor yapmayı tercih ediyormuş. Soldaki liposuction'ı tercih ediyormuş. İlk kız hastaneye gitti liposuction yaptırmak için. Lütfen ona estetik ameliyat yap. Peki. Bu da sanırım şey, lokal anestezi. Ameliyat bölgelerini kesiyor. Ya çocuk oyununda liposuction ya. Neşter bile var. Bu arada liposuction'ın ne olduğunu bilmeyen varsa vücudunuzdaki yağların ameliyatla alınması. Ve şu an yağ pompalıyoruz. Pompadan kızın yağlarını çekiyoruz. Bir de dikiş yapıyoruz. Hiç zayıflamış gözükmüyor açıkçası ama.
direkt skip'e basmak daha mantıklı geldi. Yani direkt buradan sanırım vücudundaki bütün bölgelere yaptıracaktı bana onu. O yüzden skip'e bastım ki uğraşmayalım. Yani psikolojimin bozulmasını istiyorum biraz ama o kadar değil. Şu an sadece oyunun sonunu görmek için oynuyorum, yani merak ediyorum ne olacak diye. 5 hafta sonraki karşılaştırma buymuş. Soldaki bu kadar zayıflayabilmiş, sağdaki tığ gibi olmuş. Benim gibi yani. Ben de spordan dolayı böyleyim. Bir de sıkılaştırıcı kremden dolayı. Şu an aşırı derecede mutluyum çünkü psikolojimi tamamen bozdum. Çünkü yani psikolojiniz bozuksa hafif kırıksınız demektir. Hafif delisiniz demektir. Bu da gününüzün mutlu geçmesini sağlar. Yani hiçbir şeyi düşünmeden, kafaya takmadan bir gün geçireceğim. O yüzden mutluyum. Umarım sizin de psikolojinizi yeteri kadar bozabilmişimdir. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anla haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.